Azerbaycan İsrail, İsrail İsrail bu kadar topu, tüfeği, bu kadar benzini, bu kadar şeyi nasıl temin ediyor? Tedarik zinciri nedir İsrail'in? Her tarafında Arap ülkeleri var. Yani nasıl oluyor? Kim alıyor bu kadar çok top, tüfek, bu kadar çok yani düşünün bir yıldır İsrail ordusu sürekli savaşta ve sürekli mühimmata ihtiyaç duyuyor. İsrail'de bunu üretebilecek kapasite var mı? Bir yerlerden geliyor demek ki. onu O yani siz doğrudan satış yapmıyor olabilirsiniz ama sizin satış yaptığınız ülkeler bunlara e, gönderiyor olabilir yani. Onlar bir araştırılsa neler çıkar kim bilir. Yani bu ticari ticari çıkarlarla e, siyasi söylemler arasında her zaman bir Uçurum vardır ve her zaman ticaret çıkarlar, tercih edilir. Bu ister, ister AK Partili olsun, ister başka bir siyasi görüşten olsun. İsrail'de ticaret yapanlar, ticaretlerini sürdürmek için her yola başvuruyorlar. Bir taraftan da kamera önünde de e, siyasi e, hamaset dolu şeyler söylüyorlar. Vatandaşı kandırmak. Yememiş adam, niye dövüyorsunuz? Yani yazık mı? Mesela öbürleri yemedim de sucuk ki, yememişti. Ki. Deniz abi hatırlıyor musun? Öbürleri de sucuk yememişti. <laughs> Sucuğu biz yemedik ya sadece ya. yaptık dediler. Abi. Evet bana <laughs> ah, ah, sucuk ah. Ya ba bakın <laughs> ya gerçekten gerçekten <gülüyor> tımarhaneye <gülüyor> döndük. Biz ben ben gördüm hiç ağızlarını almadılar. Tımarhaneye mi döndük dedi şey Deniz? Denizciğim neye döndük? Tımarhaneye döndük. tımarhaneye <gülüyor> döndük. <gülüyor> tımarhaneye döndük. Yani düşünün ya İsrail'i protesto etmek için o gazlı içeceği paranızla satın alıyorsunuz. Evet. Paranızla alıyorsunuz yani. Sonra getirip kaldırıma döküyorsunuz. Bu sizce akıllı insan davranışımıdır? mıdır? Ya, pek normal değil. 2,5 litre alıyorsun. Parasını veriyorsun. Getirip döküyorsun. Ondan sonra da ben onu boykot ediyorum. E, aldın satın aldın getirip dökü dökmenin bir anlamı var mı parasını verdin aldın ister iç ister dök içmiyor abi yani içmiyor Tma içmiyor yemiyor t Tımarhane dışında böyle bir şey Kurdele. olur mu yani? <laughs> Mangal. E, şimdi o e, şey e, her neyse işte o hamburgerci bilmem ne e, fast food ya da yani İşte bir fast food zinciri Kardeşim, kardeşim açmışsın. Açmışsın. E, orada ticaret yapacak. bir ister ye ister yeme yani adam yememiş. Sen açmışsın ya. Yani. Hamburger yemedim. Ya bu 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 iş biraz böyle ne, ne diyeyim? Hani şey diyor ya Mehmet Şimşek ekonominin öncesini değerlendirirken bir ifade kullanıyor ya irrasyonel. Hayatımızda o kadar çok irrasyonel şey var ki artık. Rasyonel olana muhtaç kaldık yani akılcı olana mu, muhtaç kaldık. Ya akıl yani he, hepimizin altı aylık aklı kaldı vallahi. Yani benim şey o kadar, bile yani kadar, kadar <laughs> bir, bir önümüzdeki <laughs> kadar seçimlere bile kadar, kadar sağlam yani. durmak zorundayız. Hocam dört, o kadar bir dedi. kadar sağlam Psikiyatri. durmak zorundayız. Valla CHP konusunda da benim kafam biraz karışık yani. Böyle <laughs> Birazdan bir, bu, geleceğim ona. Bu cümleyi kurmaktan bu, bu cümleyi kurmaktan esef duyuyorum. Ee, ama gerçekten yani Demirel olsaydı, Erbakan olsaydı bilmem ne falan bu koşullarda var ya ortalığı sallarlardı. Yani şimdi sizi, sizi burada zor durumda bırakmak istemem hocam. Ee, yeni gelmişsiniz çok partiyi yeni öğrenmeye çalışıyorsunuz falan. <laughs> Ama yani... Daha safsın, e, daha, sı şey... daha sığırcık yavrusun. Göz, göz. <laughs> Gözün yani, açılmamış demek istiyorum. Kardeşim <laughs> o, ortalığın <laughs> haline bakın. Ortalığın haline bakın. Siz de mi söylediniz millet aç aç diye. Ee, biz CHP'ye bakıyoruz ne görüyor? Kemalciler, özgürcüler, İmamoğlu'cular, yavaşçılar. Herkes birbirinin altına uyuyor. Her, ya kardeşim e, bu, bu milletin çözüme ihtiyacı var. Bakın şurada biz sorunları tespit ediyoruz enflasyondan bahsediyoruz vesaire falan. İzleyicilerimiz şunu yazıyor. Ya bunlar biz zaten yaşıyoruz. Siz bize çözüm önerin. Çözüm üretin. Yani Ben o zaman şimdi şöyle bir soru sorayım. Bunu. Size hepinize sorayım. Yüzde Matemati bu, matematik aykırı bu. diyor. Evet ne olacak. Bu. Peki sen sen bunun sen şimdi bir asgari e, nas, nas, nas diye bunun sen ne yapacaksın? Mi? Anlamadım soruyu. Şimdi hayır hayır mesele şu. Sen sen asgari ücretlisin. Başına hmm. da bu geldi. Ne İşte ne ben yapacaksın? de onu söylüyorum. Nasıl yaşayacak, yaşayacağım? Allah devletimizden milletimizden işte razı olsun. Tamam, olsun Buna nasıl da yaşayacağım da ben? Razıyız. Bu, bu, bu benim kaderimdir vesaire falan dersen, ya bakın anket sonuçlarına bakın. Ya matematik tutmuyor deniz, İktidar yaşayamıyorsun ki fatura ya yetmiyor. Matematik, matematik. olmuyor ya yani. Ya sen şimdi. Sen saf olursan sırtına semer vuran çok olur. Safım, tamam mı? safım mı, olup bir de yetmiyor yani. Yo ben ciddi söylüyorum yani bunun, bunun, yani sen asgari ücret alım gücün 12, 12 bin liraya düşmüş, 12 bin 500 liraya düşmüş. Sefalette birleşmiş. Sen hala Allah hükümetimizden razı olsun diye ben e, ilk seçimde oy kime vereceğim dediğinde Ak Partiye diyorsan, sen bunu hak ediyorsun. Hak ya. ediyorsun kardeşim. Ya kimse Ma kims Mehmet yani Şimşek sen... niye değişti? Ben bana Mehmet birisi Şimşek... nasıl yaşayacağımızı ben, söylesin Mehmet... lütfen. Ya, ben sana matematik diyorsun ya matematik şey kafayı yedi falan. Yemedi matematik bunların öldü. matematiği belli. Kırkı çıktı. Bunların matematiği belli. Bu iki sene içinde hepimizi yere serecekler. Ondan sonra seçim zamanında kalan sağlar bizimdir diye parayı basacaklar. Piyasayı canlandıracaklar. Niye 2027'den bahsediyorlar? 2028 Ondan seçim. sonra bir daha seçimi. Adamlar sürekli oyun kuruyorlar, farkında değilsin. Sen şimdi bu şey emekli maaşı %15 arttı. Emekli ne yapıyor karşılığında? Ya hala anketlerde AK Parti %29-30 çıkıyor. Hala bu ülkede 3 kişiden biri AK Parti'ye oy veriyor. Muhalefet, nasıl oluyor bu? Ya, muhalefet cevap verecek ne bileyim nasıl, ya. Na, nasıl izah edeceğiz? Nasıl izah edeceğiz? Ee, yani bu, burada bir sıkıntı var değil mi? Madem sen geçinemiyorsun 12.500'de. Madem çocuğunun beslenme çantasına yiyecek bir şey koyamıyorsun. Post alamıyorum. Madem çocuğun ayakkabı alamıyorsun. Evet. Madem doğalgaz parası ödememek için soğukta oturuyorsun. O zaman bir tavrın olur, bir tepkin olur değil mi? Ne var peki? Sen asgari ücretli olarak ne yapıyorsun? Sen en düşük emekli maaşını alan vatandaş olarak ne yapıyorsun? Parklarda oturup birbirinize Allah hükümetimizden razı olsun. 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 Tamam. Yani bunun, bunun e, bu, bu şekilde devam ettiğinde Mehmet Şimşek bu en doğrusunu yapıyor. Bakın yani kamuda tasarruf kısmını bir kenara bırakıyorum. Yani orada bilinçli bir şekilde yapmıyorlar onu.